Merhaba sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nartes yayınları ve Metaverse Soru Bankası asal çarpanlarına ayırma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle altın bilgiler kısmında asal çarpan ve asal sayı kavramlarını inceleyelim. şöyle ekranımızı biraz büyütelim sevgili arkadaşlar. Evet, asal sayının tanımını incelediğimiz zaman bir ve kendisinden başka pozitif bölünü olmayan ve birden büyük tam sayılar asal sayılardır diyoruz. Şöyle kalemimizin de rengini değiştirmek istiyorum. Birden büyük her tam sayı asa, ya asal sayıdır ya da asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir. Gençler asal sayı en küçük asal sayımız 2'dir. Bakın 2 3 5 7 11 13 17 19 şeklinde devam eder. Bunlardan 2 3 5 ve 7 asal rakamlardır. Evet aynı zamanda rakamdır. 2 3 5 ve 7'ye bölünmeyen iki basamaklı bir doğal sayı asal asaldır diye söylüyoruz. Evet bir sayı gençler eğer 2'ye, 3'e, 5'e veya 7'ye bölünmüyorsa o sayı asal sayıdır. Evet, basamaklı olmak şartıyla o sayıya asal sayı diyoruz. En küçük asal sayı 2'dir ve 2'den başka çift olan asal sayı yoktur gençler. Ya asal sayıları gençler veya bir sayıyı asal çarpanlara ayırırken sevgili arkadaşlar iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz asal çarpan algoritması. İkinci yöntemimiz asal çarpan ağacı yöntemi sevgili gençler ve etkinliklerimizde bunları kullanacağız. Şöyle etkinliklerimize geçiş yapalım. İlk etkinliğimizde sevgili arkadaşlar aşağıdaki sayılardan asal olanların altındaki kutucuğa işaretli tik işareti, e, işareti koyunuz demiş. Yani 18 2 ve 3'e bölünmüş asal sayı değildir. 25 5'e bölünür gençler. Evet asal sayı değildir. 47 gençler asal sayıdır. 56 çifttir gençler. Zaten çift olan sadece 2 vardı. 2'den sonra çift sayılar asal sayı olamazlar. 61 asal sayıdır. 71 asal sayıdır. Gençler buraya lütfen dikkat edelim. 91 asal sayı değil gençler. 7 ve 13'e bölünür. 101 asal sayıdır. 111 bakın rakamları toplamı 3'ün katı oluyor. 3 oluyor. Bundan dolayı 3'e bölünür. Asal sayı değildir. 117 yine asal sayı değildir diyoruz. Devam edelim ikinci etkinliğimize geçelim. Evet gençler bu etkinliğimize geldiğimiz zaman asal çarpanlar 3 ve 5 olan 120'den küçük kaç tane doğal sayı vardır diye soruyor. Gençler asal çarpanlar sadece 3 ve 5 olacak burası önemli. Yani 2 olmayacak arkadaşlar 7 olmayacak 11 olmayacak bu şekilde düşüneceğiz. O halde asal çarpanlar 3 ve 5 olan arkadaşlar en küçük sayımız. Bakın 3 ile 5'in çarpımı 15'tir ve 15'in katları şeklinde düşüneceğiz. Ama 2 ve 7'ye de bölünmemesi gerekir diyeceğiz. Hadi ilk sayımız gençler 15'tir. E 15'in 2 katı 30'dur gençler. 32'ye bölünür. Bunu almayacağım. E 15'in 3 katı 45 olur. E gençler bakın sadece 45'in de 3 ve 5 olur asal çarpanları. 15'in 4 katı 60 var gençler. 62'ye bölündüğü için almayacağız. E 15'in 5. katı 75 var. Evet gençler 15, 45 ve 75 var. 90'ı alamayız. Gerçi 105'i de alamayız. 105 çünkü aynı zamanda 7'ye bölünüyor arkadaşlar. O halde sorumuzun yanıtı 3 tane sayı vardır. Evet gençler asal çarpanları 3 ve 5 olan diyoruz. devam edelim. 3. etkinliğimize geçelim. Şöyle biraz büyütüyorum. Aşağıda verilen asal çarpan ağaçlarını tamamlayın demiş. Gençler burada en küçük asal sayı olan 2'den başlayarak böldüğümü düşünüyorum. 18 2'ye bölersek 9 olur. Bakın 9 da 3 ile 3'ün çarpımıdır. B'de gençler 30'a bakıyorum. O halde en küçük asal sayı olan 2'ye böldüm. 2'ye bölersek 15 ve 15 de 3 ve 5'e bölünür. Asal çarpanı bu şekilde gösteriyoruz. Evet. Gerçek, 3 ile 5'in 15'in çarpımı bakın buradaki sayıyı verir. Yani burası 45'tir. Ve 15'i de 3 ve 5 şeklinde çarpanlarına asal çarpanlarına ayırırız. Evet, 52'ye bölersek 25 olur. 25 de gençler 5 ile 5'in çarpımı mıdır? Buraları da 5 ve 5 şeklinde yazarız. E buradaki gibi gençler bakın e, en alttan başlamam gerekir. 3 ile 3'ün çarpımı 9 yapar. 2 ile 9'un çarpımı 18 yapar. 2 ile 18'in çarpımı da 36'ya eşittir. 72 2'ye bölünürse 36 kalır. 36 2'ye bölünürse gençler 18. 18 2'ye bölünürse 9. 9 da evet kendi arasında. Evet 3'e bölünür 3 ile 3'ü de buradaki boşluklara yazmamız gerekir diyoruz. Evet şöyle gençler tam sayfa şeklinde. Evet dördüncü etkinliğimize bakalım arkadaşlar. 180 sayısı gerçi 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c ise a, b ve c doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Sevgili gençler önceki 180'i asal çarpan algoritmasından faydalanarak et evet, asal çarpanlarına ayırmak istiyorum. Şöyle 2'den başlayarak bölelim arkadaşlar. 180'i 2'ye bölünürse 90 olur. Tekrar 2'ye böldüm 45. 45 2'ye bölünmez 3'e bölünür 15. 15 gençler 3'e bölünür 5. Evet 5 sadece 5'e bölünür 1. O halde 180'i yazarken 1 2 tane 2 var. 2 üzeri 2 çarpı 2 tane 3 var. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde düşüneceğiz. O halde 2'nin kuvveti A idi gençler. Bakın burada A'nın değeri 2. Evet 3'ün kuvveti B'ydi. Yani B'nin değeri 3 üzeri 2 olduğu için 2'dir. Evet. 5 üzeri C de gençler. 5 üzeri 1 eşit olduğu için C de burada 1'dir. Bizden a+b+c'nin B, C'nin toplamını istiyor. 2 artı 2 artı 1'den Ve sorumuzun yanıtı 5 olur diyelim. Evet. Devam edelim. Beşinci etkinliğimizde aşağıda verilen sayıları asal çarpanı algoritması yardımıyla asal çarpan sayıların e, kuvvetlerin çarpımı şeklinde yazınız demiş. Gençlik örneği vermiş burada. Hadi 28'e bakalım. 28'i 2'ye bölersek 14. 14 gençlik 2'ye bölünür 7. 7 7'ye bölünür 1. Hadi 28'i yazarken 2 tane 2 var. 2 üzeri 2 çarpı 7 olarak yazarız. 32 gerçi 2'den başlayarak asal çarpağına bölmeye başlayalım. 32 2'ye böldüm 16. 16 2'ye böldü 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Burada gerçi 1 2 3 4 5 tane 2'miz var. Hadi 32 2 üzeri 5'e eşit olur diyoruz. Evet, 40 sayısını gerçi 2'den başlayarak bölelim. Evet 42'ye böldüm 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Hadi 40 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 5 olarak yazılır diyoruz. 54'ü gençler yine 2'den başlayarak bölüyoruz. Evet 2'ye böldüm 27. 27 3'e bölünür 9. 9 3'e bölünür 3. 3'e böldük 1. Gençler amacımız burada 1 kalasıya kadar bütün işlemleri evet, asal sayılara bölmektir. O halde bunu 2 çarpı 3 üzeri 3 olarak yazarız. 60 sayısını gerçekten yine 2'den başlayarak bölersem 30 2'ye böldüm 15 3'e böldüm 5 ve 5'e böldük 1 olur. Evet, 2 tane 2'miz var. O halde 60 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazılır. 64 gençte 2'ye bölünür 32. 32 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2'nin çarpımı. Yani 2 üzeri 6'ya eşittir diyoruz. Evet, şöyle devam edelim gençler. Evet, 84 sayısı 2'ye bölünür arkadaşlar. Şöyle 2'ye bölelim 42. 42'yi tekrar 2'ye bölünürse 21, 21 artık 2'ye bölünmez 3'e böldüm 7. 7'ye böldük 1'dir. Bu halde 84 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazılır diyoruz. 150 sayısını yine 2'den başlayarak bölersem gençler 75 75 3'e bölünür 25 25 gençler 5'e bölünür 5 5 ile 5'e bölünür 1 kalır. Bu halde 150 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi olarak yazılır diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Altıncı sorumuza geçelim. Evet asal çarpanların toplamı 5 olan sevgili gençler şöyle aşağı çekebiliriz. Evet asal çarpanların toplamı 5 olan iki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır diyor. Gençler şöyle düşünelim. iki basamaklı en büyük dediği için 99'dan başlayarak inceleyebiliriz. E 99 gençler bakın. Asal çarpanları içerisinde 3 ve 11 var. Toplamları 5 olmaz. 91'e 50. 99 eleyeceğim. E 98'in sevgili gençler. Asal çarpanların içerisinde 2 ve 7 var. Yani toplamları 9 olur. Eliyorum. 97 zaten asal sayı gençler. O halde asal çarpanların toplamı 97 olur. Eliyoruz. 96 sayısını incelersem asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 48. Tekrar 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Asal çarpanları gerçi 2 ve 3'tür. Gördüğünüz gibi bunun da toplamı 5'e eşittir. O halde sorumuzun yanıtı 96 olur diyoruz. Demek ki 96 sayısının asal çarpanların toplamı 5'tir diyoruz. Evet. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Gençler şöyle silelim. Biraz ortaya alalım gençler. Asal çarpanlarına ayrılmış biçimi 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 olan sayı kaçtır diyor. 2 üzeri 4 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 2'nin çarpımı istiyor. Aslında 2 üzeri 4 16. 3 üzeri 1 3. 5 üzeri 2 de 25'tir. Başta 25 ile 16'yı çarparsak 400 yapar. 400 ile 3'ü çarparsak da 1200 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. 8. etkinliğimize bakalım. Aşağıda alanları içlerine yazılı olan dikdörtgenlerin kenar uzunlukları birer asal sayıdır. Bu dikdörtgenlerin çevrelerini hesaplayınız demiş. Şimdi gençler 35'i elde etmek için şöyle yazalım. Önce sol tarafa almaya çalışalım. Alanı 35 ile gençler kenar uzunlukları çarpanlara ayırdığımız zaman 1 ile 35 5 ve 7 olur. O halde gençler asal sayı olmasını istedi. Bakın 1 ile 35 asal sayı değildir. Demek ki kenarlarımız 5 ve 7'dir. O buradaki etkinliğimizi yani A'daki gençler şu etkinliğimizi A olarak yazalım. A'daki etkinlikte çevreyi bulmak için evet, 5 ile 7'yi toplayacağım ve 2 ile çarpacağız. 5 7 daha 12 yapar. 2 ile çarparsak 24 santimetre olur. Evet A'daki dikdörtgenin çevresi. E, B'de gençler bakın direkt yazabiliriz artık. Evet asal sayı olması için 3 ile 13 olur kenar uzunlukları. B'nin çevresi 2 çarpı 3 artı 13 olarak yazalım. 3 ile 13'ü toplarsam 16. 2 ile çarparsam 32 santimetre olur. B'deki dikdörtgenimizin çevresi. G'de gençler 85'i elde etmek için evet, kenar uzunlukları 5 ve 17 olarak seçerim. Bakın 5 ve 17 asal sayıdır. O bunun da çevresi 5 ile 17'yi topluyorum ve 2 ile çarpıyorum. 5 17 daha 22 yapar. 2 ile çarparsak 44 cm olur. Çevre uzunluğu. Son olarak gençler 91'e elde etmek için kenarları 7 ve 13 alırız. Bunun da çevresi 2 çarpım 7 artı 13 diyelim. 7 ile 13 topladım. 22 ile çarparsak da çevre uzunluğu 40 santimetre olur diyoruz. Evet gençler. 9. etkinimize geçelim. Aşağıda asal çarpan algoritmalardan yararlanarak istenilen işlemlerin sonuçlarını hesaplayınız demiş. Gençler burada zikzak yöntemini kullanarak harflerin değerini bulabiliriz. 3'ü çarparsak C'nin değeri 3. 3 ile 3'ü çarpıyorum. B 9. 9 ile 2'yi çarparsak da a da 18'dir. O halde A 18. B 9 ise 18 artı 9'dan toplamları 27'dir. İkinci etkimizde A ile D'nin toplamını istiyor. 1 ile 3'ü çarparsak D 3'tür. 3 kere 3 9. 9 kere 2 gençler 18. 18 ile 2'yi çarparsak da A'nın değeri 36'dır. O halde 36 ile D'nin değeri de 3'tü gençler. İkisini toplarsak 39 olur sorumuzun yanıtım. C'ye geldiğimiz zaman 1 ile 5'i çarparsak 5 yapar. 5 kere 3 15. 15 ile 3'ü çarparsak da A'nın değeri 45'tir. Bizden A eksi C istedi. 45'ten 5'i çıkarıyorum. Ve sorumuzun yanıtını 40 olarak veriyoruz. D'ye geldiğimiz zaman D'nin değeri gençler 1 kere 7 7 yapar. 7 kere 3 21. 21 ile 3'ü çarpıyorum. 63. 63 ile 2'yi çarparsak da A'nın değeri 126'dır. 126'dan gençler 63'ü çıkarıyorum. Ve 63 olur. D'deki işlemimizin sonucu diyoruz. Evet, 1 ile 5'i çarparsak E5'tir. 5 kere 3 gençler 15. 15 ile 3'ü çarpıyorum. 45. 5 ile 2'yi çarparsak 90. 90 ile 2'yi çarparsak da a'nın değeri 180'dir. Hadi 180 artı e'nin değeri 5'ti. 80 ile 5'i toplarsak da 185 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. B'deki etkinliğimizde gençler öncelikle 1 ile 5'i çarparsam e 5 yapar. 5 kere 5 25. 25 ile 2'yi çarparsak 50 olur c'nin değeri. 50 ile 2 çarptım 100'dür b'nin değeri. 2'yi çarparsak da a 200'dür. 200'den 25'i çıkarıyoruz. gördüğünüz gibi 175 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.